Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız ve bu videoda patin dostlarımız için kıyafetin dışında bir aksesuar yapacağız. Bu aksesuar aslında ihtiyaç olan bir aksesuar. Çiftleşme ve koku bırakmayı önlemek için bel bandı. Gördüğünüz gibi kalıplarımız da burada. Hemen kalıplarımızın ölçülerini söyleyelim. Eni 16 santim, pardon uzunluğu 16 santim, eni de 16 santim. Şuralarda hafif bir daralma ve şurada da bir 3 cm'e 8 cm'lik bir açımız var. Bunun da hemen ölçüsünü söylüyorum. 18 cm'e 12 cm ölçülerinde ve şu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim. Evet, ölçülerimizi verdik. Burası bel kısmına gelecek olan kısım. Yani yukarıda bağlantı noktası olacağı olan kısım. Burası da patili dostumuzun göğüs altında kalacak olan kısım. Evet, bu kalıpta sadece bilmeniz gereken ölçü şu. Patili dostumuzun bel çevresinin ölçüsü. Yani şurayı ölçmeniz gerekiyor. Buranın ölçüsünü bilmeniz gerekiyor. Hemen şöyle yapalım. Şu kısım. Böyle yaptığınızda bu patili dostumuzun ölçüsü 44 cm. 44 cm'lik bir ölçüsü var bel kısmının. Eni de ayarlamanız gerekiyor. Atıyorum şu şekilde. Yani 8 santimlik bir bağ noktası ve burada da aynı şekilde alt kısımda da kullanacağınız işte 10 santimlik, 11 santimlik bir ölçü gerekiyor ki şuradaki kısmı tamamen kapatması için. Kalıplarımızdan bahsettik. Kalıplarımızı nasıl ölçümüzü alacağımızı bahsettik. Nelere göre yaptığımızı bahsettik. O zaman çok fazla vakit kaybetmeden hemen bel bandımızın yapım aşamalarına geçelim. Buyurun. Kalıplarımızı kaldırıyoruz. Kalıplarımızdan bahsettik. Kumaşlarımızı kestik. Kumaşlarımızı şu şekilde kestik. İç kısma pamuklu bir kumaş. Dış kısma da su geçirmeyen bir kumaş yapacağız. Onun dışında kumaşlarımızın dışında lastik kullanacağız. Ve bağlantı noktaları için çıt çıt kullanacağız. Bu kadar. Malzemesi az. Yapımı kolay. Ve tabii ki her patili dostumuz için gerekli, evimizde bulunması gereken bir aksesuar ya da kıyafet, nasıl adlandırıyorsanız. Hemen bel bandımızın yapım aşamalarına yavaş yavaş başlayalım. Şu şekilde kumaşlarımızı kestik. Dediğim gibi iç kısımda bu şekilde pandalı, pamuklu bir kumaşımız olacak. Dış kısımda da kareli bir kumaşımız olacak. Su geçirmeyen bir kumaşımız olacak. Bu şekilde. Hemen öncelikle yapacağımız ilk işlemler şuradaki 3 cm'e 8 cm'lik açılı kısımları şu şekilde dikiyoruz. Burada, burada, burada ve burada. Dördünü de dikiyoruz. Sonrasında şu açılarımızı diktikten sonra iki kumaşımızı ön yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyoruz. Ve tabi bu açılar da aynı şekilde üst üste geliyor. Şuralardan dikiyoruz. Bakın. Şuralardan dikiyoruz. Hemen bu söylediğim işlemleri yapıyorum. Ve sonrasında buradan devam ediyoruz. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve tüm hızımızla patili dostlarımız için devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu hale geldi. Üstünden de dikişimizi attık. Fakat dikiş atarken biraz mesafeli attık ki bu araya lastik atacağız. Lastik geçireceğiz. Hemen içeriden lastiğimizi geçiriyoruz. O da şöyle. Çok büzmesini, yani çok büzmesine gerek yok arkadaşlar. Hafif bir büzgü
yeterli olacaktır. O da içine hani büzüldüğünde şu şekilde bir hal alacak. İçerisine işte emici olması açısından çocuk bezlerinden kesip koyabilirsiniz. Ya da bir havlu parçası koyabilirsiniz. Hani emicilik açısından içerisine ekstra malzeme koyabilmek açısından lastikte hem bariyer olması açısından lastik koyacağız. İçerisine lastiklerimizi de geçiriyoruz şu kısımdan. Buralardan sabitleyeceğiz. Sonrasında bu bağlantı noktalarımıza şöyle aynı şekilde düz yönleri birbirine bakacak şekilde koyduk ve buradan dikiyoruz. Bakın bu kısım boş kalıyor. Burayı dikmiyoruz çünkü burayla birleştireceğiz. Şu şekilde dikiyoruz. Yine aynı şekilde burayı da iki bağlantı noktamızı da aynı şekilde dikiyoruz ve ters çeviriyoruz. Sonrasında şu kısımlara dikeceğiz. Hemen bunun lastiğini geçirelim. Bunları dikelim. Yani bu söylediğim işlemleri yapıyorum ve sonrasında buradan devam edeceğiz. Bel bandımızı dediğim işlemleri hatta fazlasını yaptım. Şu kısma gördüğünüz gibi şu şekilde lastiğimizi geçirdik ve şuralardan küçük dikişlerle sabitledik. Ve bu şekilde içinde lastiği var ve dediğim gibi bu şekilde bariyerleri oldu. Şimdi burada gördüğünüz gibi şu bağlantı noktalarını diktik ve düz yönlerini çevirdik. Şimdi bunları buraya aynı bu şekilde gördüğünüz gibi dikeceğiz. Aynı kumaşlar birbirine bakacak şekilde şöyle. Önce bir tarafını dikiyoruz. Sonrasında diktikten sonra şöyle göstereyim. Önce burayı dikiyoruz. Diktikten sonra şu şekilde içine kıvrılıyor. Ve aynı şekilde burayı da kıvırıyoruz. Şurayı üzerine şu şekilde kıvırıp dikiyoruz. Dikişimizi üzerinden atıyoruz. Bu şekilde bir dikiş yapıyoruz. Birleştiriyoruz. Bağlantı noktalarına çıt çıt atacağız. Ve tabi üzerinden şuradan üst dikiş geçebilirsiniz. Ve sonrasında da tabii ki bel bandımız bu şekilde bitmiş olacak. Şimdi dediğim bu işlemleri yapıyorum ve bel bandımızın son haliyle karşınızda olacağız. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve tüm hızımızla patates dosyamız için devam ediyoruz. Bir yere ayrılmayın. Bel bandımız bitti. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. İki tarafa da kullanabilirsiniz. Çıt çıtları ona göre de takabilirsiniz. İki taraflı kullanmak için. Dediğim gibi şu kısma bir bebek bezi koyabilirsiniz. Ya da işte emicili olan havlu bir kumaş koyabilirsiniz. Yani hiç olmadı peçete koyabilirsiniz ama peçete patilidosunuzu cildini tahriş edebilir. Derisini tahriş edebilir. O yüzden pamuklu kumaşımız var ama yine de üzerine tabii ki buraya bu bariyerin içine bir ekstra bir malzeme koyabilirsiniz. Bu şekilde patilidosunuzun beline bağlayıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Pratik bir şekilde patil dostlarımız için nasıl bel bandı çiftleşme ve koku bırakma önleyici bir bel bandı nasıl yapabiliriz? Basit şekilde onu anlatmaya çalıştım sizlere. Ve gördüğünüz gibi böyle bir bel bandı ortaya çıktı. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizler için, patil dostlarımız için bildiklerimi, öğrendiklerimi aktarmaya ve anlatmaya çalışıyorum. Umarım başarılı oluyorumdur. Umarım hepimiz için ve en önemlisi patil dostlarımız için faydalı oluyordur. Koku bırakmayı önleyici bel bandı yapımı videomuzun sonuna geldik. Umarım hepimize faydalı bir içerik olmuştur. Diğer videolarımıza bakmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanız, kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmanız, yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmanız ve istek ve sorularınız için yorum yazmanız
önemli rica olunur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın ve en önemlisi her zaman patili kalın. Bye bye.